Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, bildiğiniz üzere bir önceki videomuzda Selçukluların tarih sahnesine çıkışı konusunu ele almış. Bu konuya ilaveten Gök Tanrı inancının geri kalan kısmına da değinmiş ve bu iki konu hakkında da sizlere elimizden geldiği, dilimizden döndüğünce ayrıntılı ve doğru bilgi vermeye çalışmıştık. İnşallah bu videomuzda ise ele alacağımız konu Selçuklular ile Karahanlılar arasındaki ilk münasebetler konusu olacaktır. Selçuklular ve Karahanlılar devletleri aynı dönemde yaşamış ve aynı dine inanan, yani iki de Müslüman olan ve aynı ırklara hüküm sürmüş Türk devletleridir. Bu konuyu ele alırken bu noktayı aklımızdan çıkarmayacağız. Selçuklular veya Kınıklar, Yengikent ve havalisindeki Samani Yakbululara karşı cihat yapıyor. Cent'te bir beylik yükseliyordu. Onlar cenupta da Müslüman Karahanlı devleti ile de karşılaşmaya başlıyorlardı. Zira 10. asır ortalarında Abdülkerim Sağdultuk Buğrahan'ın ihtidası ile gelişen İslamiyet artık bu devletin dini oldu. Filhakika Buğrahanlar hanedanı idaresinde bulunan soydaşları Karluk, Yağma, Çiğir ulusları ile birlikte Müslüman olunca bir Karahanlı devleti meydana çıkmış, Selçuklu elindeki cihat bayrağı gölgelenmişti. Yani İslam mefkûresine bağlı bulunan bu yeni devletin Şir Nehri Havzası'na doğru genişlemesi Cent beylerinin şimalden ve cenuptan sıkışmasına sebep oldu. Karahanlıların payitahtı Balasagun şehrine uzak olmayan ve resmen hala Samanilere tabi bulunan Talas Nehri ve havalisinin fethinden sonra Harun Buğrahan Müslüman Oğuzlar ile Meskun Sayram, Ferap, Sirkent şehirlerine de ilhak ederek artık Sir Nehri Havzası'na ve Oğuz iline girmiş, şehirli ve Müslüman olan Savran'a ve daha sonraca Cende yaklaşmış görünüyordu. Zayıf Samani Devleti bu bölgeleri muhafaza edecek bir kudrette olmadığı için bu fetihler yürültüsüzce cereyan etmiştir. Nitekim bu devirde Saltuk Buğrahan'ın torunu Harun Buğrahan bu yayılmaya devam ederek 975 yılında garba doğru ilerleyerek bu ilim, sanayi ve medeniyet seviyesi yüksek Mavera-Hunre-Nehir bölgesini fethetmeye imkan bulmuş idi. Nihayet Han 987 yılında Semerkant yakınlarına kadar gelip Samani payitahtı Buhara'yı da tehdit ediyordu. Çünkü dahilde zayıflamış bulunan Samanilerin ciddi bir müdafaa ve mücadelesi görünmüyordu. Gerçekten Samani ülkesinde siyasi nüfuzları büyük kadim mahalli hanedanlar ve Dihkan adını alan büyük arazi sahipleri hem devletin idaresinde büyük bir rol oynuyor hem de devlet zayıfladıkça hakimiyetini kuvvetlendiriyor, hatta devlet içinde devlet gibi hüküm sürüyor. Bunlar arasında en büyükleri bizzat istiklal kazanmaya çalışıyordu. Vilayetlerde türeyen diğer feodallar mütegalliplerle birlikte halkı eziyordu. Merkezi hükümet
de feodal emirler ile idarenin ihtirasları altında titrilen kitleler samani efendim düzeltiyorum merkezi hükümet de vergileri gittikçe ağırlaştırmış. Bu satır altında samani idaresinde bulunan feodal emirler ile idarenin ihtirasları altında ezilen kitleler samani hanedanından ve devletinden bıkmış idi. Böylece yaklaşan dindar ve adil Karahanlıları huzur ve kurtuluş çaresi sayıyorlardı. Filhakika bu sebeple ki devlet idaresinde yüksek mevkide bulunan büyük feodal emirler gizlice Saltuk Buğra Hanedan'ı nasıyor, onu yeni fetihlere teşvik ediyor, kendisiyle mektuplaşıyor ve onu Samani payitahtı Buğra üzerine sefere hazırlıyordu. Bu sayede mesela bunlar arasında Ebu Ali Şimacri Horasan eyaletini, Emir Faik de Bel ve Afganistan beldelerini kendi hakimiyetlerine geçirebileceklerine inanıyorlardı. Buğra Han'ın böylece kendisini bekleyen ve içten çürüyen bu ülkeye doğru ordusu basında harekete geçmesi tabiydi. Onun ilerleyişi karşısında Samani emiri 2. Nuh Hacip, İnanç ve Bektüzü'nün kumandasında ordular gönderdi. Arkasından da Emir Faik kendi askerleriyle hareket etti. Fakat onun gayesi Han'ın zaferine hizmet edip Nuh'un ordusunu bozguna uğratmak idi. Nitekim bu sırlar içinde Samani ordusunu mağlup etti. Türk kumandanları ve askerleri esir oldu. Önden Buhara'ya varan Faik kendi mahiyeti ve ileri gelenleriyle birlikte Han'ı istikbal etti. Buğra Han da bu suretle herkesin memnun olduğu ve hiçbir mukavemet ile karşılaşmadığı bir hava içinde 992 yılı Mayıs'ında şehre girdi. Muniyan Sarayı'na çıktı ve Samani tahtına oturdu. Tam bir hıyanete uğrayan Emir Nuh da kayboldu. Bununla beraber Han Buğra da fazla kalamadı. Kaynaklara göre şehrin havası ile imtizaz edemeyen Hakan hasta olunca dönmeye mecbur oldu. Balasagun ayaklasınca da Kaşgar basında aynı yılın Eylül'ünde öldü. Bununla beraber Harun Buğra Han'ı dönmeye zorlayan başka sebepler de vardı. Zira Buhara'ya giderek alkışlanan Harun Buğra Han memleketinde hüküm süren nifak ile manevi havanın da bozulmakta olduğunu görmüştü. Gerçekten kendisini destekleyen ve büyük ümitlerle bekleyen emirler şimdi derhal Samani ülkesini taksim etmek ve herkes kendine daha büyük bir pay çıkarıp birer devlet kurmak istiyorlardı. İhtiraslarını tatmin edemeyince de Han'a karşı harekete geçmişler, halk ifrakını aleyhinde körükleyip bütün memleket huzursuzluğa uğratmışlardı. Fakat Han'ın Buhara'dan Balasagun'a hareketi kendisini daha büyük bir durum ile karşılaştırmadı. Gerçekten o Samani payitahtındayken bir takım nahoş haberler almıştı. Han'ın geçiş yolunda oğullar bulunuyordu. Kendisini ve ordusunu birkaç konak takip eden oğullar baskınlar yapıp askerleri öldürüyor. Ordugahlarını ve ağırlıklarını yağma ediyorlardı. Hatta İbnül Esir'e göre oğulların taarruzları ile Karahan ordusu bozguna uğramış ve yol boyunca perişan olmuştur. Samani emiri derhal Buhara'ya dönerek tahtına ve devletine sahip çıkmış. Memleket nizama kavuşmamış. Semerkant yakınlarına kadar uzayan Şark vilayetleri de Karahanlılar elinde kalmıştı. Bu sebeple de neticesiz kalan Buhara seferine
Ve ölümüne rağmen Burhan haklı olarak Maverahun Nehir'in fethine Fatihi. Maverahun Nehir'in Fatihi sayılmıştır. Nitekim İlik Nasır Han 7 yıl sonra 999 senesinde Buhara'yı fethetmekle Ceyhun Nehri şarkında kalan Samani memleketleri Karahanlılar idaresine geçti. Bu süreçte Türkistan ve İran arasındaki kadim hudut tekrar siyasi ve etnik manasını kazandı. Kaçkarlı Mahmud Maverahun Nehir'in Türk memleketi olduğunu söylerken Türkler tarafından kurulan ve Türkçe isimler taşıyan Taşkent, Semerkant, Özkent, Tünkent gibi büyük şehirlerinde buna delalet ettiğini ve Farsların bilahare bu ülkede çoğaldığını bildirmekle de kadim devirleri hatırlatıyor ve Türklerin mefkuresine tercüman oluyordu. Kaynaklar diğer Karahanlı hükümdarları gibi bilhassa Harun Burhan'ın çok dindar, adil ve hayır sahibi olduğunu, ilim ve din adamlarını çok sevip kendilerine ikramlarda bulunduğunu, mektup ve fermanlarında kendisi için Mevla Resulallah yani Hazreti Peygamber'in kölesi diye yazılmasını isterdi. Selçuk Gazi ve Kınık boyu Cent'te İslam cihazı ile yükselirken Karahanlıların çok muntazam ilerleyişleri karşısında yalnız bu mukaddes silahı kullanıp kaybetmiyor. Aynı zamanda Samani Oğuzcakbulur ile Burhanlar arasında da sıkışmış bulunuyordu. İslam cihadı siyasi kudret ve kabiliyetleri ile sahneye çıkan ve Ser Nehri Havzası'ndaki Müslümanların ümidi olan Selçuklular şimdi eski inkişaf imkanlarından mahrum kalıyor. Hatta Cent'te barınmaları dahi zorlaşıyordu. Nitekim Samaniler Karahanlılar karşısında aciz kalınca Selçuk'un yardımına başvurmuşlar. O da oğlu Arslan kumandasında bir kuvvet gönderirken Müslüman Karahanlılarla savaşa girmekte hiçbir tereddüt göstermemiştir. Zira bir yandan Oğuzlar ile Karluklar arasında kadim bir husumet devam ettiği, öte yandan milli hukuka göre hakimiyette birinci mevki Oğuzlara ait bulunduğu için Karahanlılara tabi olanların içinde erimek veya savaş halinde bulundukları Samaniyakbulara teslim olmak mümkün değildi. Bu yardım Samanileri çok memnun etmiş ve Burhan'ın devamlı istilaları dolayısıyla onun yolu üzerinde hudutlarını koruyacak olan Selçuklulara bir yer vermek teklifinde bulunmuş. Zaten yeni bir yurt arayan Selçuklular da bunu memnuniyetle kabul etmişlerdir. Selçuk oğulları böylece babalarının ölümünün müteakibinde Semerkant ile Buhara arasında bulunan yeni yurtlarına göçmüşlerdir. Bu göçün Karahanlı ilerleyişinin başladığı 975 yılından sonra ve 992 senesinden önce vuku bulduğu muhakkaktır. Halbuki Von Bayreuth bir kısım Oğuzlar bilinmeyen sebeplerle hükümetin yani Samanilerin rızası ile yurtlarını yani Cend'i bırakıp göçebelere uygun bir bölgeye göçtüler. Mukabilinde hudutları korumak vazifesini üzerlerine aldılar. Hükmünü verip bahis mevzu Oğuzların Selçuklar olacağını düşünmüş ve bu münasebetle Hamdullah Kazvani'nin Selçukluların gücüne dair bir ifadesini kaydetmeyi de ihmal etmiştir. Bununla beraber Ward Bayreuth Selçukluların Cent'ten Maverahun Nehir'e muhaciratını yine de Burhan'ın Buhara seferi yani 992 tarihiyle alakalı bulmuştur. Fakat kaynakların kifayetsizliğine rağmen Selçuk Gazi'nin emri ile oğlu Arslan kumandasında Samanilere yardım yaptığı, Arslan'ın Cend'e döndüğü, Selçukluların da ancak babalarının ölümünden sonra Semerkant, Buhara arasında yurt kurdukları ve Harun Buğra'nın dönüşünde bozguna uğramasında
Samanilere ikinci mühim yardımda bulundukları tarihi kayıtlar ile sabittir. Bu sebeple de iki yardımı bire indirmek imkansızdır. Eskiden Buğra Han'ın ordusu ile Buhara üzerine yürüdüğü mühim bir zamanda Selçukluların aile, eşya ve sürüleri ile böyle bir göçe girişmeleri varid olamaz. Bu sebepledir ki Samaniler ile anlaşmanın ve muhaceratın daha evvelki yıllarda vuku bulduğunu kabulde bir zaruret de vardır. Walt Byrold'un karanlıkta ve müphem bıraktığı bu ifadesi ile bazı muhahar tarihçilerin de tereddütlerine tesir ettiği gözüküyor. Bu durumda kaynağı meçhul olsa da Hamdullah Gazvani'nin Selçuklular mal ve hayvanları ile otlak darlığı yüzünden 375 yılında Türkistan'dan Maverahün Nehir'e geldiler. Nur, Buhara ve Semerkant'ta oturdular ifadesini en uygun bir tarih olarak kabul etmek yerinde olur. Samani Devleti 999 yılında inkarsız bulup efendim düzeltiyorum. Samani Devleti 999 yılında İrz bulup eyaletleri Karahanlılar ile Gazneli Sultan Mahmud'un hakimiyetine geçmiş. Son Samani hükümdarı Abdülmelik'in kardeşi İsmail Muntasır Hacibi Arslan Yagbu kumandasındaki bir miktar süvari kuvvetiyle Eccada'nın tahtını kurtarmaya girişmiştir. Birçok vilayet ve beldeleri dolaşan Ebu İbrahim bir yandan para ve mal toplayıp küçük ordusunu kuvvetlendiriyor. Öte yandan da dahili düşmanlarına ve Karahanlılara karşı savaşıyordu. Nihayet bozguna uğrayan Muntasır eski dostu Selçukluların tekrar yardımına başvurdu. Nitekim kaynaklarda Oğuz Türklerinin Samanilere kadim hizmet ve meyilleri olduğunu biliriz ki ananevi ittifak dürüstlüğünü ifade ediyordu. Filhakika Ebu İbrahim Oğuz Türklerine gidip onların yardımını temin etti. Samaniler ve Selçuklu kuvvetleri Semerkant havarisinde Karahanlılara karşı bir gece baskını yaptılar. Oğuzlar başta 18 kumandan olmak üzere çok esir ve ganimet aldılar. Ve Muntasır'ı yalnız bırakıp yurtlarına ve evlerine döndüler. Bu hadise üzerine çıkan rivayetlere göre Oğuzlar bu esirleri Nasr İlgihan'a teslim edip ona yaklaşmak istiyorlardı. Zira Karahanlıların Maverahün Nehir'de hakim olmaları, Samanilerin de çökmekte bulunmaları ve nihayet Oğuz Yakbularının burada da Selçuklular için bir tehlike teşkil etmeleri, sonuncuları tek çare olan antlaşmaya zorluyordu. Bu durumda ümidi kırılan Samaniye emiri Horasan'a kastı. Fakat bu münasebetle Gerdiz'i 1003 ve 1004 yılları arasında vuku bulan mühim bir hadiseden bahseder ve semulü bir kayıt verir. Gerçekten ona göre çok sıkışan Ebu İbrahim Oğuz Türklerine gitti ve aralarında bir müddet kaldı. Onun bilgi bulunan Yagbu Müslüman oldu ve Muntasır ile sıhriyet kurdu. Birlikte Semerkand'ın Kühe kapısına dayandılar. Burada Karahanlı valisi Subası Tekin'i bozguna uğratıp çok esirler aldılar. Fakat çok hiddetlenen İlgihan ordusu ile birlikte Ebu İbrahim'i takip etti. Ve macerası yıllarca süren Samani emiri nihayet 1005 senesi Subat'ında hayatını kaybetti. Ve yanındaki Türk askerleri de öldüler.
Selçuklu ölümünden sonra kendisine tabi Selçukluların basına geçen büyük oğlu ve Türkiye Selçuklularının atası olan Arslan'ın Yagbu ünvanını tasadığını biliyoruz. Lakin Samani emirlerinin son defa müracaat edip yardımını aldığı Oğuzların reisleri Yagbu ünvanını tasadığı ve bu sırada Müslüman olduğu kaydına göre onun Selçuklu Arslan Yagbu'dan başkası olması gereklidir. Esas kaynağı teşkil eden Utbi ve Gerdiz'i muntasıra yardım eden Türklere hep Oğuzlar adıyla gösterdiği İbn-i Esir ve Mirvand gibi muhahar mühellifler Harun Burahan ile ilgili Nasır zamanlarında cereyan eden hadiseleri birbirine karıştırdıkları, Samanilere yapılan yardımların hep Selçuklu Oğuzlarına ait bulunduğunu düşündükleri için Kıranlar ile vuku bulan iki muharebeden sonra üçüncüsünde Yengikent Oğuzlarının müdahale edebileceklerini hatırlarından geçirmemişlerdir. Basta Ward Bynord olmak üzere Cevrimet'in tarihçileri de ya bu mesele üzerine düşünmüş veyahut Gerdizi'nin mühim kaydı üzerine isabetli bir neticeye ulaşabilmişlerdir. 10. asır Garp coğrafyacıları, Türk kavimleri ve hususiyetle Oğuzların sır havalesi ve şehirlerinde ve bu arada Yengikent'te de İslamiyet'in gittikçe yayılması ve kuvvetlenmesi hakkında tasvirler vermişlerdi. Lakin bu asır sonları ve 11. asrın 1. yarılarında Oğuz devleti ve Yagbularına dair haberler nadirleşmiştir. Bununla beraber bu yayılışın süratlendiğini tahmin etmek güç olmadığı gibi bu devirde uzak Şark'tan yakın Şark'a ve Şark'ı Avrupa'ya doğru gittikçe keşifliği artan Büyük Türk muhacirine dair İslam ve Hristiyan kaynaklarda geniş malumat vermekte Kahir ekseriyeti Müslüman olan Oğuzlar Anadolu'ya kadar göç ederken Samaniye dininde kalanlar da Şimal'den Balkanlara kadar yayılıyorlardı. Fakat Oğuz devleti ve Yagbuluların ne zaman ve nasıl Müslüman olduklarına dair tek bir işaret Gerdizi'ye intisar etmektedir. Fakat bu kaynağı ve diğer hadiselere göre İslamiyet'i kabul eden Yagbu Baran veya Ali Han'dır. Han'dan başkası olamaz. Bu hadise ve Karahanlılar ile Oğuzlar arasında kalan Selçuklulara ait gaza mefkuresini zayıflatmıştır. Oğuzname İslam gayretiyle Oğuz Han'ı ve bütün Yagbuları Müslüman göstermekle beraber yine bu eserin sonlarında tarihe uygun bir vakalar bakımından kaynak vazifesi görür. Evet, kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, yani Selçuklular ve Karahanlı devletlerinin Karahanlılar çalışmaları bu şekilde olmuştur. Şimdi videomuzun bu kısmında, ikinci kısmında, sohbet kısmında sohbet etmeyeceğim. YouTube'da daha önce hiç kimsenin yapmadığı bir şey yapıyorum. Kendi kanalımda başka bir kanaldan alınan Selçukluların kökeni videosunu size dinleteceğim. Bildirim çanına tıklayanların oranı sadece %10 olduğundan, 3. bölümün varlığından bile haberdar olmayabilirsiniz. O yüzden bir sonraki bölümü kaçırmamak adına kanala abone olup bildirim çanına tıklayınız. Ayrıca 3. bölümden sonra Discord'da Selçuklu'nun kuruluşu hakkında tartışma ve soru cevap etkinliği yapmayı planlıyoruz. İlgili linke aşağıdan ulaşabilirsiniz. Göktürk Devleti 6. yüzyılın sonlarına doğru Doğu ve Batı olmak üzere ikiye bölündü. İstemi Yabgu'nun oğlu Bilge Tardu, Doğu'daki Kaan'a karşı bağlılığını bozup istiklalini ilan etti. Böylece ortaya müstakil bir Batı Türk Kaanlığı çıktı.
Batı Göktürklere bağlı birçok Türk boyu bulunmaktaydı. Ama devletin çekirdeğini 10 ok boyları oluşturuyordu. Her bir boyun beyine Kaan tarafından birer ok verildiği için bu boy birliği 10 oklar olarak adlandırılıyordu. Bu topluluk Tuğlu ve Nuşepi olarak iki kol şeklinde teşkilatlanmıştı. 630 yılında Kaan'ın doğusu Çin hakimiyetine girerken batısı ise giderek zayıfladı. Güçten düştü. O dönemde güçten düşen her Türk boyunun karşısında bir anda Çin hanedanları belirirdi. Batı Göktürkler için de aynısı oldu. Çin İmparatorluğu Kaanları kendisine bağlı konuma getirdi. On oklar 7. yüzyılda kendilerinden olan Türgiş boyu etrafında tekrar birleşmeyi başardılar. Isık Gölü civarında devletlerini tekrar ayaklandıran Türgişler, Batı Köktürklerin devamı niteliğindeydi. Doğu Köktürklerin devamı olan Kutluklar, Bolcu Muharebesiyle Onokları kendisine bağladılar. Sulu Kağan önderliğinde tekrar bağımsız olan Türgişler, Araplarla ve Çinlerle savaştı. Lukan'ın savaşlarından bazılarını Türkler nasıl Müslüman oldu videomuzdan izleyebilirsiniz. Sunu'nun ardından tekrar zayıflayan Onoklar, Çin'in etkisiyle kendi aralarında sarı ve kara Türgüşler şeklinde bölünüp iç savaşa tutuştular. Çinliler, Abbasiler karşısında 751 Talas Savaşı'nı kaybedip askeri kuvvetlerini bölgeden çektiği halde Türgişler toparlanamadı. Batıya ilerleyen Karluklar, 766 yılında Onokların devletini yıktılar. Karluklar onların yurduna yerleşince de mecburen bölgeyi terk etmek zorunda kaldılar. Onoklar kendilerine Oğuz diyorlardı. Ok ve Z çokluk ekinin birleşiminden oluşan bu kelime, oklar, boylar anlamında kullanılmaktadır. Çu ve Talas Vadisi'ndeki yurtlarından ayrılmak zorunda kalan bu topluluk, batıya ilerleyip Seyhun boylarından Hazar Denizi'ne kadar olan kısmı yurt tuttular. Seyhun Nehri'nin aşağı kısmı, Aral Gölü civarı, Mangışlak, Üst Yurt, Karaçuk Dağları yeni diyarlarıydı artık. Seyhun Oğuzları dediğimiz bu Türkler, bugünkü Türkiye'deki Türklerin de atasıdır. 10. yüzyıla gelindiğinde buradaki Oğuzlar daha refah dolu bir hayat sürmelerinin etkisiyle çoğaldılar. Diğer Türk boylarından göç aldılar. Yapkı ünvanlı liderlerinin emri altında tekrar organize oldular. Bu siyasi organizasyona günümüzde Oğuz Yabguluğu demekteyiz. Destanlara göre bu yabgular önceleri Kayı boyundan, sonraları ise Yazır boyundan seçilmekteydi. Yabgu'nun Kül Erkin, Subaşı, İnanç, Yinal gibi ünvanlara sahip yardımcıları olurdu. Doğularında Çiğil ve Karluklar, kuzeylerinde Kimekler ve onlardan bir boy olan Kıpçaklar, kuzeybatılarında Hazarlar, Peçenekler ve Bulgarlar, güneylerinde ise Fars kökenli Müslüman Samanoğulları vardı. Oğuzlar kimi zaman bu topluluklarla savaşır, kimi zaman da barış içerisinde yaşardı. En çok korktukları ise Hazar Kağanlığıydı. Güneylerindeki Samanoğulları ve Müslümanlar ise adeta İslam Rönesansı'nı yaşıyordu. Birçok alanda çok ileri noktada olan Samanoğulları, Oğuz Devleti içerisinde koloniler oluşturdular. Aynı zamanda doğu ve kuzeye giden ticaret yolları sayesinde Oğuzlarla ve diğer Türklerle yakın ilişkiler kurdular. İki toplum da artık birbirine yabancı değildi. Turan, İran ve İslam kültürleri arasındaki alışveriş artmış, tarafların beraber yaşama alışkanlığı oluşmuştu. Mavera-ün-Nehir'deki Türklerin çoğu İslam'ı seçmiş,
Samanoğullarının hassa birlikleri Türklerden oluşur olmuştu. Oğuz şehirlerinin çoğunda güneyden gelen Müslüman kolonilerinin yanında yerleşik hayatı seçip İslam'a geçen Oğuzlar da bulunmaktaydı. Ama ana kitlenin çok büyük bir kısmı hala Konar Göçer ve Gök Tanrı dinine mensuptu. Yeni kentte oturan Oğuz yabgusunun otoritesi bugün anladığımız manada yüksek değildi. Bu boy konfederasyonu gevşek bir yapıydı. Boylar merkeze sormaksızın akınlar yapabilir, farklı ittifaklar kurabilir ya da başka yerlere göçebilirlerdi. Genelde Türk boyları tek başlarına da yaşama kabiliyetine sahipti. Çok acil ve zaruri durumlarda yapgunun huzurunda meclis kurarlar ve ortak hareket ederlerdi. Gün geldi ve yapguluk giderek zayıfladı. Yükselen güç Karahanlıların doğudan, kalabalık Kıpçakların kuzeyden baskısı ve özellikle iç çatışmalar bu gevşek boy birliğini kolay bir şekilde parçalanmanın eşiğine itti. Selçuk ve oğulları. Oğuzların yerleşmiş olduğunu bildiğimiz bu uçsuz bucaksız alanda Selçukluların tam olarak nerede ortaya çıktıklarını belirlemek elimizdeki ipuçlarının çelişkili olmasından ötürü oldukça güçtür. 10. yüzyılın sonu bölge için çok önemlidir. 956 yılında Hazarlar yıkılmış, Oğuz yabgusunun diğer Oğuz kümeleri üzerinde etkisi çok azalmış, Samaniler iç çekişmelerle zayıflamış, 960 yılında 200 bin çadırlık devasa bir Türk kitlesi İslam'ı tercih etmiş, buna bağlı olarak Karahanlılar güçlenmiş, 963'te Samanoğullarının Türk komutanları Gazne'yi alıp ülkenin Horasan kesiminde bir devlet kurmuştu. Kısacası bozkırlarda kaos vardı ve her zamanki gibi karışıklık birilerine fırsat olacaktı. Bu seferki fırsatı değerlendirecek olanlar da Selçuklulardı. Selçukluların atası Demiryaylı Dukak, bu konfederatif yapı içerisinde önemli bir şahıstı. Onun kökeni hakkında üç fikir vardır. Dukak ya Oğuz boylarından kınıkların beyidir, ya boy beyi olmayan bir devlet görevlisidir, ya da Oğuzların bir dönem bağlı olduğu düşünülen Hazarların Musevi kökenli asilzadelerinden birisidir. Kimileri de Hazarların yıkılmasında pay sahibi olan bir bey olduğunu söylemektedir. Dukak'ın oğlu Selçuk ise Oğuz yabgusunun subaşılığına yani komutanlığına gelebilecek kadar önemli bir şahsiyettir. Bir noktada Selçuk ve yabgu arasındaki fikir ayrılıkları derinleşince ipler kopar. Selçuk 960-985 arasında kendine bağlı az sayıda kuvvetle yeni kentten kaçar ve Seyhun'un daha yukarısındaki Cent şehrine gelir. Burası zaten etki alanı çok kısıtlı kalmış yabgunun elini çok uzatamadığı bir kenttir. Şehrin çoğu yerleşik hayata geçmiş Müslüman Oğuzlardan oluşmaktadır. Aynı zamanda sınır kabul edilen bir şehirdir. Yani uçtur. Bu uçta kuzeydeki Müslüman olmayan Türklerin üzerine gaza yapmak için toparlanmış binlerce yeni Müslüman Türk vardır. Selçuk Bey burada önemli bir karar alır. Bölgede tutunabilmek için İslam'ı seçmeleri gerektiğini anlar. Samanilerden kendilerine yeni dini öğretmeleri için bir din adamı ister. Böylece Selçuk ve etrafındakiler Müslüman olur. Bu çok kritik bir karardır. Böylelikle Selçuk zayıf olan mahiyetini birden kuzeye akın yapmak isteyen gazilerle genişletir. Cende hakim olur. Gayrimüslim Oğuzlara akınlar yaparak etrafındaki insan potansiyelini kendi şemsiyesi altında toplar. Böylece varlığını bir süreliğine daha muhafaza edebilme şansı kazanır. Selçuk giderek genişleyen mahiyetini klasik Oğuz teşkilatınca yapılandırmaya çalışır. Etrafındaki kümelerin başlarına oğullarını verir. Onun dört oğlu vardır. İsrail, Mikail, Musa ve Yusuf. Kendisi yaşlı olduğu için İsrail, aslan yabgu ünvanı ile Selçukların başı olur. Musa inanç, Yusuf ise yınal ünvanı alarak abilerinin yardımcıları olurlar. Mikail ise yapılan bir akında vefat etmiştir. Mikail'in cende gelindikten sonra doğan oğulları Tuğrul ve Çağrı'ya ise dedeleri bakmaya başlar.
Verilen ünvanlardan da anlaşıldığı gibi bu devirde ya Oğuz Yabguluğu tamamen dağılmıştı ya da Selçuklular yeni kentteki Yabgu'yu artık hiçbir şekilde tanımayıp onların Müslüman versiyonu olarak kendilerini lanse etmekteydiler. Siyasi dengelerin değiştiği bölgede Oğuzlar, Karahanlı, Gazneli ya da Samanlı ordularında yer almak için hazır bekliyorlardı. Selçuklular tercihini Samanilerden yana kullandılar. 992 yılında Samani lideri Nuh, Aslan Yabgu'dan Karahanlılara karşı yardım istedi. Bu yardım karşılığında ona Nur kasabası civarını verdi. Aslan Yabgu kendisine bağlı birliklerle Mavera Ünnehir bölgesine gelerek Karahanlılarla savaştı. Selçuk ve grubun diğer üyeleri Yusuf Yinal'ın liderliğinde Cent'te kaldı. Genç Tuğrul ve kardeşi Çağrı da dedelerinin yanında babaları Mikail'e bağlı grubun başında bulunuyordu. Büyük amcaları güneye inerken onların ise baskı yüzünden Cent'te barınmaları çok zordu. 999 yılında Karahanlıların batı lideri İlek Nasır Han, Buhara'yı alarak Samanoğullarına son verdi. İlek Han doğal olarak düşmanının yanında yer alan Selçuklulara iyi bakmamakta ve güvenmemekteydi. Son Samanlı şehzadesi devleti tekrar diriltmek için ayaklandı. 1003 yılında Aslan Yabgu'dan yardım istedi. Yabgu bu teklifi kabul etti. Muntasır aldığı yardımla önce bir Karahanlı ordusunu, daha sonra da İlek Han'ın kendisini yenmeyi başardı. Ganimet elde eden Selçuklular, Muntasır'ı bırakıp yurtlarına döndüler. İlek Han'ın asker toplayıp onları vuracağından korkup aman dilediler. Muntasır bir kez daha adam toplayıp Mavera Ünnehir'e geldi. Birkaç zaferin ardından etrafında Oğuzlar toplanmaya başladı. Bunların en güçlüsü yine Aslan Yabgu'ydu. Muntasır ile İlek Han Semerkant yakınlarında karşılaştılar ve savaşı Samanlı Şehzadesi kazandı. Aslan Yabgu ise aldığı ganimeti korumak için yine Muntasır'ı yalnız bıraktı. İlek Han durum üzerine saldırıya geçince bu sefer başka bir Oğuz grubu Karahanlı tarafına geçti ve Muntasır savaşı kaybetti. Kısa süre sonra ise varlığı silinip gitti. İlek Han'ın 1013'te ölümüyle de Karahanlılarda farklı bir dönem açıldı. Aslan Yabgu emrindeki Selçuklular da, Cent'teki Selçuklular da sonraki dönemde Karahanlı iç çatışmalarından beslenerek ayakta kalmayı başardılar. 1015 yılında Mansur Han, Kaşgar'da tahta oturmasından kısa süre sonra şehzadelerden Ali Tigin isyan etti. Aslan Yabgu'nun yardımıyla Buhara'yı ele geçiren Ali Tigin, 1017 yılında yakalanıp hapse atıldı. Fakat Ali Tigin'in isyanı tam bitmemişti. 1024 yılındaki iktidar değişimi sırasında bu sefer Ahmet Tigin'le birleşip isyan etti. Ahmet kendisini Balasagun'da Büyük Han ilan ederken Ali de Buhara ve Semerkant'a hakim oldu. Ali bunları sadık dostu Aslan Yabgu sayesinde başarmıştı. Cent'teki Selçuklular ise ezeli rakipleri Melik Eşref'in baskısını yaşamaktadırlar. Saldırılara daha fazla dayanamayan Tuğrul ve Çağrı Beyler Mavera Ünnehir'e göç etti. Göçten sonra Ali Tigin ve Aslan'ın Selçukoğullarına bağlı birlikleri emrini almak için saldırdığı söylenmektedir. Saldırı karşısında zor duruma düşen Oğuzlar bitme noktasına gelmiş ve çöle çekilmişlerdir. Tuğrul halkının başında kalırken Çağrı da yeni yurtlar aramak için yanında 30 ya da 3000 adamla Anadolu'ya keşif akını yapmıştır. Fakat bu menkıbevi olayın varlığı çok tartışmalıdır. Ahmet, Ali ve Aslan ittifakı giderek güçlenince Karahanlı hükümdarı Yusuf Kadir Han Gazneli Mahmut'tan yardım istedi. Ali Tigin'in komşuluğundan rahatsız olan Sultan Mahmut yola çıktı. Kadir Han da Kaşgar'dan yola çıktı ve bu iki büyük Türk hükümdarı 1025 yılında Mavera Ünnehir'de büyük bir zirve yaptı. Ali Tigin ve Aslan Yabgu derhal çöllere kaçtı. Asıl gücün Aslan Yabgu'da olduğunu anlayan Sultan onu bu zirveye davet etti. Gazneli Mahmut gibi yüce biri tarafından huzura çağrıldığı için sevinen Aslan, az sayıda adamıyla istenen yere vardı. Ziyafet salonuna belinde bir yay ve 3 okla girdi. Bunlar yabguluk sembolleriydi. Aslan ile görüşen Mahmut, onun gücünü tekrar kavradı ve bir hileyle onu yakaladı. Ardından yurda dönüşte Hindistan'daki Kalincer Kalesi'ne hapsetti. Aslan Yabgu'yu ne kardeşleri, ne yeğenleri, ne de emrindekiler kurtarmak için uğraştı. Çünkü bu onların işine gelmişti. Sadece oğlu kurtulmuş
babasını kurtarmaya çalıştı. Ama o da başarılı olamadı. Yabgu'nun emrindeki 4000 çadır Oğuz ise tekrar Selçukluların emrine girmeyip ve Gazneli Mahmut'tan izin isteyerek Horasan'a geçmek istediler. Vezirlerinin itirazına rağmen sultan onları Horasan civarında yerleştirdi. Tuz valisi Oğuzların ülkeye girerken çoluk çocuk hepsinin baş parmağının kesilmesi gerektiğini söyledi. Bunun sebebi ise korkuydu. Çünkü Oğuzlar küçüğünden büyüğüne kadar atlı okçulardı ve en büyük silahları da yay geren, ok çeken elleriydi. Valinin teklifi elbette kabul edilmedi ve bu Oğuzların geçişine izin verildi. Başlarında Oğuz'un en maceracı dört beyi Yağmur, Buka, Göltaş ve Kızıl vardı. Irak Selçukluları ya da Yabgulu Selçukluları dediğimiz bu grup, Sultan Mahmut'un 1030 yılında ölümü üzerine Gaznelilere adeta kan kusturdu. Çok saldırgan olan bu Türkmenler, yer tutmaktan ziyade yağma eliminde olduğu için sürekli vergi vermekten kaçıyor, yerleşik halka zarar veriyorlardı. Horasan'dan Dihistan'a, Balkan dağlarına, Irak-ı Acem'e, Azerbaycan'a kadar ayak basmadık yer bırakmadılar ve Sultan Mesut'a çok zor anlar yaşattılar. Onların maceraları ayrı bir konuyu teşkil edecek kadar çoktu. Evet arkadaşlar. Şimdi bu arada bu video, bunu belirteyim. Telif yemeyelim sonra. Bu benim son 15 dakikada, hatta 17-18 dakikada dinlettiğim video. DFT tarih kanalına ait bir videodur. Bu video 1 Temmuz 2020 tarihinde DFT tarih YouTube kanalında yayınlanmıştır. DFT Tarih benim de izlediğim, beğenerek izlediğim bir kanaldır. Bu videonun, yani bu 17-18 dakikalık videonun her hakkı DFT Tarih'e aittir. Bunu belirtmekte fayda vardır. Şimdi dostlar, biz bu videomuzda ne yaptık? Selçuklular ve Karahanlılar arasındaki ilk münasebetler konusunu ele aldık. Ve ben bunun üzerine, bununla ilgili size bir video izlettim. Bakın tekrardan belirtiyorum. Bu size izlettiğim veya size sizin dinleme faaliyetiyle dinlediğiniz, yani kulakla dinlediğiniz, lakin gözle göremediğiniz video, DFT tarih kanalına ait 1 Temmuz 2020 tarihinde yayınlanan bir videodur. Ve bu videonun tam ismi de Selçuklular aslında kim? Büyük Selçuklu Devleti nasıl kuruldu? Bölüm 1. DFT tarih. Bu videonun da tam ismi budur. Benim dinlettiğim videonun tam ismi budur. Bunu tekrar belirtmekte fayda vardır. Şimdi dostlarım, ben bu videomda ne yaptım? Sizlerle birlikte Selçuklular ve Karahanlılar arasındaki ilk münasebetleri anlattım. Ve buna ilaveten bir video dinlettim. Dostlarım bakın, Selçuklu videolarını biz 45 dakikada sabit tutmak istiyoruz. Çünkü bu videolar 3 haftada bir geldiği için 45 dakikada sabit kalması videonun kalitesini de, izin oranını da, bizim bu videodan elde ettiğimiz karın oranını da doğal olarak 3 kat, videonun süresi uzadığı için 3 kat arttırmaktadır. Dostlarım o zaman videomu buraya kadar izlediğiniz için öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum. O zaman gelin videomuzun kapanışını yapalım. Şimdi dostlarım, biz bu videomuzda sizlerle birlikte Selçuklular ve Karahanlılar arasındaki ilk münasebetler konusunu sizlerle birlikte anlamaya ve anlatmaya çalıştık. İnşallah diğer hafta, önümüzdeki videomuzda ele alacağımız konu Selçuklular ve Oğuz Yakbuları
konusu olacaktır. Biz önümüzdeki videomuzda ise İnesilerle birlikte Selçuklular ve Odyaklular konusunu elimizden geldiği dilimizden döndüğünce doğru net anlatılabilir ve kısa bir şekilde anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Hepinize tekrardan videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Diğer videomda görüşmek üzere. Dostlarım, Allah'a emanet olun.